Çok değerli başbakanım, çok değerli bakanlarım, genel başkan yardımcılarım, milletvekillerim, değerli il başkanım, Gazi Osman Paşa'mın, ilçemin güzel insanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başbakanım, sizin önderliğinizde, sizin talimatlarınızla yaklaşık 4 yıl evvel bu bölgeyi bana işaret ederek buradaki insanların daha iyi, daha güzel yaşamı hak ettiklerini söylediniz. Biz de o günden bugüne kadar çalışıyoruz. 393 hektarlık kentsel dönüşüm alanıyla Gazi Osman Paşa inanıyorum ki Türkiye'de kentsel dönüşümün güzel örneklerinden biri olacaktır. Bugün 6 mahallede yaklaşık 120 dönümlük alanda 454 bina yıkıyoruz. Daha evvel bugüne gelene kadar da Gazi Osman Paşa'da 650 bina yıktık ve hemen bitişik alanlarımızda iki noktada 1175 dairenin imalatına da bugün başlıyoruz, temel atıyoruz. Sayın Başbakanım, sizin önderliğinizde bu zamana kadar gelen süreçte başta TOKİ başkanlığından bugüne kadar bize destek veren, bize güvenen, bize önderlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanıma saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye'me, TOKİ'ye ve çalışma arkadaşlarıma, Gazi Osman Paşa'daki tüm kamu kurumlarına ve en büyük şükranlarımı da bize inanan, güvenen Gazi Osman Paşa halkına sunuyorum. Sadece 2013 yılındaki Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin projesi 3500 binayı yıkmak, 15 bin yeni daire konut inşaatına başlamaktır. Bu yolda en büyük güvencemiz başta Rabbimiz, sonra siz ve hükümetimiz, sonrasında da Gazi Osman Paşa halkıdır. Sözlerime son verirken hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vakit tamam. Eserleriyle konuşan lider, kentsel dönüşümün öncüsü, yerel kalkınmanın mimarı, İstanbul'un efsane başkanı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevgili İstanbullular, Gazi Osman Paşa'nın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, İzmir'de, Sakarya'da, Diyarbakır'da, Rize'de, İstanbul Bağcılar, Bayrampaşa'da canlı bağlantıyla bizleri takip eden değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kentsel dönüşüm hareketimiz kapsamında bugün başlatacağımız projelerin şehirlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Diyarbakır ve İzmir valiliklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Rize Belediye'mize, Gazi Osman Paşa, Kartal, Bağcılar, Bayrampaşa, Hendek belediyelerimize bu son derece hayırlı çalışmalarından dolayı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında bu töreni gerçekleştirdiğimiz Gazi Osman Paşa Belediye'mize ismini veren, tarihimizin en büyük komutanlarından biri olan Gazi Osman Paşa'yı hürmetle, minnetle, rahmetle yad ediyorum.
Osmanlı İmparatorluğu'nun en buhranlı, en sıkıntılı dönemlerinde Plevne'de verdiği mücadeleyle milletimizin umudunu, azmini, heyecanını artıran, milletimize direniş ruhu kazandıran Gazi Osman Paşa'nın dün ölümünün 113. seneyi devriyesiydi. Allah onunla birlikte tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, ruhları şad olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle yine tarihi bir anı yaşıyoruz. Yine tarihe birlikte şahitlik ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret edemediği, hiçbir hükümetin göze alamadığı, hiçbir iktidarın başaramadığı bir dönüşümü sizlerle birlikte, milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarihe birlikte şahitlik etmekle kalmıyor. Hep beraber sizin desteğinizle işte şu sokak aralarındaki tüm vatandaşlarımın, tüm kardeşlerimin heyecanıyla, duasıyla adeta tarihi yeniden inşa ediyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. 5 Ekim 2012 tarihinde 35 ilde başlattığımız büyük kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 13 bin bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm başlattık. Bugün de Gazi Osman Paşa'da 22.961, Bayrampaşa'da 5.583, Kartal'da 292, Bağcılar'da 3.369 olmak üzere İstanbul genelinde toplam 32.205, İzmir Karşıyaka'da 110, Sakarya Hendek'te 309, Diyarbakır'da 370.000 ve Rize'de 534 olmak üzere Türkiye genelinde 33.529 adet bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Allah'a hamdolsun. Böyle kentsel dönüşüme başladığımız o tarihten bugüne 46.915 bağımsız bölümün dönüşümünü başlatmış olduk. Hedefimiz 2013 yılında 200 bin, 2014 yılı sonuna kadar ise 400 bin bağımsız konut ve dükkanın dönüşümünü başlatmış olmak. Evet, sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi binaları yıkıyoruz. Ama yeniden yapmak için, modern konutlar inşa etmek için, milletimize, sizlere daha sağlıklı, konforlu, yaşanabilir alanlar oluşturmak için yıkıyoruz. Kardeşlerim, biz onarılması mümkün olmayan çatlakların üzerini kapatmıyoruz. Tamir olmayacak, büyüdükçe büyüyecek sorunların üzerini örtmüyoruz. Biz yıkıyoruz, yeniden yapıyoruz. Daha iyisini, daha modernini, daha sağlıklısını inşa ediyoruz. Az önce Erhan kardeşime söyledim. Şimdi burada yine ilan ediyorum. Çevre Bakanım da dahil olmak üzere. Tüm belediye başkanlarıma duyuruyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma da buradan şifalar diliyorum. Nedir benim söylemek istediğim? Biz kültürümüzün de derinliklerinden gelmek üzere estetiğe önem vermeliyiz.
Efendim 40 katlı, 50 katlı, 80 katlı binaların estetiği olmaz mı? Olabilir. İnkar etmiyorum. Reddiyeci değilim. Ama bir şeyi ortaya koymak istiyorum. İnsanoğlu toprağa yakın yaşamalı. Toprağa yakın yaşamalı. Ve biz çocuklarımızın rahat rahat inip çıkabileceği konutları inşa etmeliyiz. Ve buralarda işte şu binaları görüyorsunuz. Bir kat, iki kat. Şu Sarıgöl böyle inşa oldu. Çocukluğumda ben de akrabalarım vardı burada, gelirdim. Buraları gezerdim. Rahmetli babacığım getirirdi beni buralara. O zamanlar tabii daha buralar yeni yeni inşa ediliyordu. İçinizde bile o tarihi belki bilmeyenler var. Ama biz biliyoruz. Şimdi bu kentsel dönüşümün buralarda daha modernliğini yapacağız. Ama iç içe değil. Bunları en güzel şekilde değerlendirerek Erhan kardeşime söyledim. Proje tadillerini buna göre hemen yap. Ve bazı özel şeyleri de kendisiyle konuştum. Ve biz okullarımızı da buna göre serpiştirelim aralarına. Okullarda da zemin artı 3, daha fazlası olmaz. Bunu da bu şekilde yapalım. Tabii Çevre Bakanım da lütfen bu konulara dikkat etsin. Çünkü onun üzerinde büyük mesuliyet var. Tarihi mesuliyet var. Buna göre bunu yapmak zorundayız. Birileri şöyle demiş, böyle demiş, bizi ilgilendirmez. Biz tarihe kayıt düşüyoruz. Ve bu tarihi halkımızla, sizlerle beraber inşa ediyoruz. Şunu söyleyeyim, bu kentsel dönüşümlere, bu kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Ama biz bedeli ne olursa olsun bunu gerçekleştireceğiz. Biz çakma zihniyetlerle yürümüyoruz. Takma zihniyetlerle yürümüyoruz. Biz bu ülkede halkımın ruh köküne hitap eden zihniyetle yürüyoruz.